Bâb-ü tekbîr-i alil cenâizi kem huve. Bu bab da et-tekbîr-i alil cenâiz. Cenazeler üzerine tekbir getirmek kem huve. O kaç tanedir? Bunda ihtilaf var. 4 tekbirden aşağı yok. 4 tekbir var. Bir rivayette 5 var. Bir rivayette 6 var. Bir rivayette 7 var. Onu beyan edecek. Bazıları diyor ki 4 tekbir, bazıları diyor 5 tekbir, bazıları diyor 6-7'ye kadar var. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud. Ha ve haddesene İbn-i Merzûk kâle haddesene Vehbun kâle haddesene Şu'betü. En Umar ibn-i Marrete. En İbn-i Ebi Leyla. Kâle kâne Zeyd ibn-i Erkam yusalli alâ cenâizina. Zeyd ibn-i Erkam bizim cenazelerimize nasıl kıldırırdı? فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا 4 tekbir alırdı. Şimdi bu rivayet Seyyid İbni Erkam radıyallahu teâlâ an cenaze namazlarını kıldırdığı vakitte 4 tekbir. Bir tekbir getirir, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederler tekbirden sonra. İkinci tekbirden sonra salatü selam okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye ve bütün müminlere dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra selam verilir. Hatta bazı imamlar, böyle aklı başında olan imamlar, cenaze namazında görürdüm. Cenazeyi getirdim, harp gelmiş. Cenaze namazını bilmeyen var, unutan var. Oradan bağırır. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke'yi okuyun. İkinci tekbirden sonra Salatü Selam okuyun. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını okuyun. Cenaze duasını bilmeyenler Rabbena afirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesabı okusun. Dördüncü tekbirden sonra da selam verilecek diye ayrıca ikaz ederler cemaati ki bilmeyen adamlar bilsin. Çünkü olur ki adam ömründe kılmamış yahut da kılmış ama unutmuş, şaşırır durur. Sonra bayramlarda da ilan ederler. Senede iki defa bayram kılar. Bilmez tekbir nasıl olacak. Yanındaki adama bakar. Namazda da yanındaki adama baktı mı namazı gider. Yani onu da gayet muhtasar bir tekbirle vaiz efendiler daima kürsüde ikaz ederler. Yahut vaizci olsa imam namaza durmazdan evvel cemaate döner bağırır. Cemaat şaşırmayın. İki salla bir bağla, üç salla bir yat. Gayet muhtasar. İki salla bir bağla, üç salla bir yat. Yani birinci rekette İki defa ellerin yukarı kaldıracaksan iftar tekbirinden başka. Kaldıracaksan elini yanına sali vereceksin. İki salla demek ki bu. Tekrar Allahu Ekber deyip elini yanına sali vereceksin. İki defa salladın. Bir bağla yani üçüncü ondan sonra da tekbir alıp elini bağlayacaksın. İki salla bir bağla. Üç salla bir yat. Yani ikinci rekette kıraat semmüsur okuduktan sonra tekbir alacaksan elini sali vereceksin. Bir daha tekbir alıp elini sali vereceksin. Bir daha tekbir alıp elini sali vereceksin. Kaç oldu? Üç salla. Bir de yat. Daha el kaldırma yok. Allahu Ekber deyip rükûa gitmek lazım. Bak gayet muhtasar şeyler bunlar. Hatirlerde kalsın cemaat öğretmek için. Cemaate uzun uza diye diyene kadar bunu zihnine sok. İki salla bir bağla, üç salla bir yat. Şimdi cenaze namazında da birinci tekbirden sonra Cenab-ı Hakk'ı tesbihü tekdis. O da neyle olacak? Bazı mezheplerde Fatiha okurlar, bizim mezhepte Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismük ve teala ceddük ve celle senâük ve la ilahe gayrûk. Cenaze namazında ve celle senâük de okunur. Ha, ikinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik okunur. Üçüncü de cenaze duası okunur. Cenaze duası da her mezhebin ayrı ayrı duaları var. Hepsi de Resulullah Efendimiz'den alınmıştır. Hangisi olursa olur. Yani illa şart değil, rivayetlerden hangisi gelse, hangisini okursan olur. Şayet o cenaze duasını bilemezse, hiç olmazsa Rabbena afirli ve li valideyye ve li müminine yevme yekumul hesab. Bunu okusun. Bu da ne kadar okuyacak? Oldu ki imam duayı okuyuncaya kadar 3 defa okusun, 5 defa okusun. 4. tekbir aldı mı? Selam verecek. Bazı rivayetlerde 4. tekbirden sonra Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azabennar geliyor ki bunu okusun sonra selam versin. Bazı rivayetlerde de yok. Fakat şimdi burada tekbir kaç? 4.
Zeyd ibn-i Erkam kaç tekbir almış? 4. Fekebbere yevmen hamsen. Fakat Zeyd ibn-i Erkam bir gün 5 tekbir aldı. Daima cenazelerde 4 tekbir alırken o günü 5 tekbir aldı. Dördüncü tekbirden sonra ne okudu? Şimdi o burada yok. Tekbir almış. Diyelim bir dua okumuş. Ama ne duası o gelmiyor da. 5 defa tekbir alınca cemaat sordular. Ya her vakit sen fesu'ile anzalik. Her vakit sen 4 tekbir alırdın da bugün neden 5 tekbir aldın diye soruldu. Fekale Ebu Bekre fi hadisihi. Ebu Bekre kendi hadisinde dedi ki şimdi bu hadisi şerifi bir Ebu Bekre rivayet ediyor, bir de İbn-i Merzuk. İkisi de bu hadisi rivayet ediyorlar ki Zeyd ibn-i Erkam 4 tekbir alırdı. Yalnız bu iki hadisin bir lefzi ihtilaflı. Ebu Bekir'in hadisinde diyor ki فَقَالَ كَبَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسَ. Sordular ki niçin 5 aldın? O birinci Ebu Bekir'in rivayetinde cevapta dedi ki Resulullah Efendimiz 5 aldı da ben de 5 aldım. Bazı cenazelerde 5 tekbir almış. وَقَالَ اِبْنِ مَرْزُقُ فِي حَد۪يسِ. Fakat İbn-i Merzuk'un rivayetinde فَقَالَ cevap verdi ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz oldu, yükebbiruha 5 tekbiri alırdı. Ev kebbereha yahut 5 tekbiri aldı. Yani lefz ihtilafı var, mana bir de o lefzin ihtilafını de beyan ediyor. Mühendislerin dikkatine bak ki bir hadisi şerifi iki zat rivayet ediyor. Ebu Bekre bir de İbn-i Merzuk. O iki hadis aynı, raviler hadisi rivayet ediyorlar ama hadisin sonunda ufak bir ihtilaf var. Onu da beyan ediyor. Niçin sen 4 tekbir aldın, 5 tekbir aldın diye sorulduğunda Zeyd ibn Erkam ne demiş? Bir rivayete göre kebbera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamsen. Böyle demiş. Diğer İbn-i Merzuk'un rivayetinde kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiruha yahut kebbereha. Yani 5'i tekbir aldı. Ne ana bir. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازته. عبد الأعلى diyor ki biz Zeyd ibn Erkam'ın peşinde bir cenaze namazı kıldık. فكبر خمسا 5 tekbir aldı. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن sordu. فأخذ بيده. Onun elini tuttu. Fekale dedi ki enesit, unuttun mu? Evet. Yani Zeyd ibn Erkam'ın elini tuttu da unuttun mu sen 5 aldın? 4 alacaktın. Niçin 5 tekbir aldın? Kale la, unutmadım dedi. Niçin 5 aldın? Diyor ki velakinni salleytu halfe ebil Kasim. Halili sallallahu aleyhi ve sellem. Ebil Kasim olan ve benim Habibim halilim olan Resulullah'ın peşinde namaz kıldım. Fekebbere hamsen. O 5 tekbir aldı. Fela etrukuhu ebeden. Ben o 5 tekbiri ebedi terk etmiyorum. Onun peşinde kıldım. Peki Zeyd ibn Erkam'den hem 4 rivayeti geldi hem 5 rivayeti geldi. Şimdi bir sahabeden gelen rivayetler muhtelif oldu. Evvel madem Resulullah Efendimiz'den peşinde kıldın, 5 tekbir aldı da evvelden niye 4 tekbir alıyordun? Bu da bir sual. Bak şimdi burada diyor ki فَلَا اَتْرُكُهُ اَبَدًا. Ben ebeden bu 5 tekbiri terk etmiyorum. Ya evvelki kıldıklarımda niye terk ettin? Evet. Taarruz etti. Rivayetler taarruz etti. حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمْ عن يحيى بن عبد الله التيمي قال صليت مع عيسى لأن عيسى إلى برابر نماز قلدم عيسى كم مولى حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمانين كرسي على جنازة بي جنازة üzerine نماز قلدك فكبر عليها خمسا 5 تكبير aldı ثم التفت إلينا sonra bize iltifat etti عيسى مولى حذيفة فقال dedi ki ما وهمتو. Siz zannedersiniz ki ben unuttum da 5 aldım. Yok. Böyle bir unutmak vehem yok. Vehemden dolayı değil. Ve la nesitu. Ne vehmettim ne de unuttum. Ve lakinni kebbertu. Ben 5 tekbir aldım. Kema kebbere mevlaye. Benim efendim 5 tekbir aldığı gibi.
ve veliyyü nimeti, benim veliyyü nimetim ve efendim olan zatın aldığı gibi beş aldım. Yani bu kastediyor, bu veliyyü nimeti dedi ki yahut Mevlası kimi? Hüzeyfete bin el-Yeman, Hüzeyfete bin el-Yeman'ı kastediyor. Onun kölesi ya, benim efendim olan Hazreti Hüzeyfe, benim veliyyü nimetim olan Hazreti Hüzeyfe beş tekbir aldı da ben de beş tekbir aldım. Salla ala cenazetin, Hazreti Hüzeyfe diyor ki bir cenaze üzerine namaz kıldı. Fekebbere aleyha hamsen, beş tekbir aldı. Sümmel tefete eyleyne, sonra Hazreti Hüzeyfe bize döndü de fekale buyurdu ki ma vehemtu ve la nesitu, ben ne şaşırdım ne de unuttum. Velakinni kebbertu, ben beş tekbir aldım. Kema kebbere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin beş tekbir aldığı gibi ben de aldım. Peki şimdi Hazreti Hüzeyfe'den beş rivayet. Zeyd ibn Erkem'den beş de var, dört de var. Niçin bazen dört almış, bazen beş almış? Demek ki şimdi burada bir mana arayacağız. Bazılarında beş almasının bir sebebi var. Fakat evvela İmam-ı Tehavi diyor ki قَالَ اَبُوْ جَفَرْ فَزَهَبَ قَوْمٌ, bir ulemadan bir kavim zahip oldular ki اِلَا اَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا اَنَّ التَّكْبِيرَ تَكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ, cenazeler üzerine tekbir sabitun خَمْسًا, خَمْسًا olursa büyük olacak, yani beş sabit olmuştur. Yahut da خَمْسُن denilir. Fakat burada خَمْسًا her kelediğinden ennenin haberi mehsul. Kasem minhu. Ondan aşağı yapmak da layık değildir. Ne beş yapacaksın, ne de üç yapacaksın. Vehteccu fi zalike, bu mesele hakkında da ihticat ettiler. Bima haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Hudbetu. Kale haddesena Humamun. Kale haddesena Yahya ibn Ebi Ketir. An Abdillah ibn Ebi Katadete. Ennehu haddesehu an Ebih. Abdullah ibn Ebi Katade, babası Ebu Katade'den rivayet eyledi ki ennehu şehiden nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i gördü. Salla ala meyyitin, bir adam üzerine cenaze namazı kıldı da fekebber aleyhi erba'an, ona dört tekbir aldı. Hazreti Ebu Katade'den bu rivayet geldi. Resulullah Efendimiz kaç tekbir almış? Dört. Haddesen ibn-i Merzuk, kal haddesen Ebu Davud, an Selim ibn-i Habbab, عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا. جابر بن عبد الله da diyor ki Peygamber Efendimiz Necaşi'nin üzerine gıyaben namaz kıldı ya, o cenaze namazında dört tekbir aldı. Ebu Katade bir, Ebu Abdullah bin Cabir iki, iki sahabeden rivayetiyle olundu. Haddesene ibn-i Merzuk, قال حدثنا أبو الوليد, قال حدثنا شريك وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أولي باباسي زيد روايته diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Resul-i Ekrem Efendimiz salla ala kabri fula galabe, galabenin kabrine namaz kıldı, fekebbere erba'an, dört tekbir aldı. Haddesena Ahmed ibn Davud, kal haddesena Şeybanu, kal haddesena Süveydu, Ebu Hazim, kal haddeseni Katadetu, en Etayil, en Cabir ibn Abdillah, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kebbere erba'an. Yine Cabir ibn Abdullah'dan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz cenaze namazında dört tekbir aldı. Haddesena Ahmedu, kal haddesena Ebul Velid, kal haddesena Şerikun, an Osman ibn Ebi Zura, an Selman el-Müezzin, kal tuvfiye Ebu Şureyha. Ebu Şureyha vefat etti, fasalla aleyhi Zeyd ibn Erkem, Zeyd ibn Erkem onun cenazesini kıldırdı, fekebbere aleyhi erba'an, ona dört tekbir aldı. فَقُلْنَا dedik ki مَا هَذَا nedir bu? Niye dört tekbir aldın? فَقَالَ Zeyd ibn Erkem dedi ki هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ Peygamber Efendimiz ben gördüm, cenazen namazlarına dört tekbir alırdı, ben de onun için dört tekbir aldım. حَدَّسَنَا
İbnu Ebi Davud قال حدثنا عياش الرقاب قال حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عنبر فدمس كان يعود فقراء أهل المدينة أهل Medine'nin fakirlerini ziyaret ederdi. Hasta oldular mı? Onların ziyaretine giderdi. Ona ne derler? İyade. İyade. Ve ennehu uhbir. Sifa hadis. Ha? Bir satır. Unuttuk mu bir satır? Silip var. Ve ennehu uhbire. Oho. Burada yok. Bir satır yok. Hakikaten yok. Hiçbirisinde yok mu? Sergide falan var mı? Benim evdekinde vardı. Ben farkında olamadım. Ona baktım. Ve ennehu uhbir. Onu ben yaz, yarın unutmayayım da yazım getireyim. Ona haber veriyorlar ki ya Resulullah filan kes olmuştur diyor. Onu arada gidiyor. Sonra haber veriyorlar vefat ettiğini de. Gidiyor onun kabrine namaz geliyor. Dört tekbir kılıyor. Gerisi o. Onu inşallah unutmayayım. Yarın hatırlayayım. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي إمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إذن بو حديث شريف وذا زيارة ابن مرزوق ذا رواية إذن حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن إبراهيم الهجري قال صلى بنا ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى بجنازة نماز kıldırdı kimin üzerine alebnetin lehu onun kendi bir kızı ölmüş de onun cenaze namazını kıldırdı fekebbere aleyhe erba'an ona dört tekbir aldı sünne ve kafe sonra durdu Fentezarına biz bekledik ba'der rabiati dördüncüden sonra teslimehu dördüncüden sonra bekledik ki selam verecek. Selamını bekledik. Hatta zannenna biz zannettik ki ennehu seyyükebbirul kamise. Yani bu adam selam vermedi demek beşinci tekbiri de alacak zannettik. Sümme selle. Sonra selam verdi. Sümme kâle. Sonra dedi ki erâküm ben sizi gördüm ki zannendüm siz zannettiniz ki enni seyyükebbirul kamise. Siz zannettiniz ki ben beşinci tekbiri alacağım. Sizi böyle gördüm. Böyle zannettiğinizi gördüm. وَلَمْ اَكُنْ لَاَفْعَلَ ذَٰلِكَ Ben bunu işleyici olmadım. Bunu işler olmadım. وَلَمْ اَكُنْ olmadım. لَاَفْعَلَ ذَٰلِكَ Bunu işleyeyim. Yani beş tekbiri alayım. Bunu yapmam ben. Niçin? Evet. وَهَاكَذَا رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ Peygamber Efendimiz böyle yaptı da ben de böyle yaptım. Yani dördüncü tekbirden sonra biraz durmuş. Resulullah Efendimiz. Ben de onun için durdum. Tabi bu biraz durunca onlar zannetmişler ki bir dua okuyor. O duadan sonra beşinci tekbiri alacak. Ama beşinci tekbiri almadan biraz durmuş, selam vermiş. E niye durdun? Resulullah Efendimiz böyle yaptı da ben de böyle yaptım. Yani şimdi burada dördüncü tekbirden sonra az durmak meselesi meydana çıktı. Evet. Haddesena ibn-i Davud. Kale haddesena el-Havdiyyü. Kale haddesena Halidu ibn-i Abdillah anil-Hicriyi fezekere bi-isnadi mislehu. Haddesena ibn-i Merzuk'un. Kale haddesena Vahbun. Kale haddesena Şabetu anil-Hicriyi fezekere bi-isnadi mislehu. Haddesena Yunus'u. Kale haddesena ibn-i Vahbun. Kale akbereni Malik'un. An ibn-i Şahab'in. An Sa'id ibn-i Müseyyeb. An Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildik. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz ne'a linnâsi cemaate haber verdi. Ennecâşiyye Necâşi'nin vefatını, ne'ayını haber verdi. Ölümünü. Fil yevmillezî mâtefihî. Necâşi'nin vefat ettiği günü mucize olarak Resulullah Efendimiz haber verdi. Hazreti Cibril geldi haber verdi ki Necaşi bugün vefat etti. O da ashabına bugün Necaşi vefat etti dedi.
Sümme harece ilel musalla. Sonra musallaya çıktı. Fassaffa bihim. Ashab-ı kiram saffa dizdi. Ve kebbere aleyhi. Cenaze namazı kıldı ve tekbir aldı. Erbe'e tekbir attı. Gıyabi namaz. Gıyabi namaz kıldı Necaşi'ye. Bu da ulema arasında ihtilafı mucib oldu. Gıyaben cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Kılınır diyenler işte bu hadisten istidlal ettiler. Kılınmaz diyenler de dediler o Resulullah Efendimiz'e hasdı. Çünkü nasıl Necaşi'nin ölümünü bildiyse namaz kılarken de önüne geldi o. Eynen önündeki gibi kıldı. Ona mahsusudur. Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni yelleysu قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحديث شريف ابن أبو داود ين أبو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله فنمزن رواية إليه حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله تابعinden سعيد بن المسيب أصحاب رسول الله'dan birisinden rivayet ediyor. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Usul-i hadiste bir kaide vardır ki sahabe zikredilmedi de tabiinden birisi Resulullah Efendimiz'den rivayet ederse ona mürsel derler. Said ibn-i Müseyyeb bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Fakat diyor ki eshabtan birisinden işittim. Buna mürsel demezler. Yine eshabtan birisinden işittim diyor. O da Resulullah'tan. Bu senet muttasildir. Fakat arada sahabenin ismi mübhemdir. Fakat sahabelerin hepsi adil olduklarından dolayı madem Said ibn-i Müseyyeb eshabdan birisinden işittim diyor, hangisi olursa olsun eshabdan bu senedi muttasil sayılır ve senede zafiyet gelmez. Fakat ulemanın ekseri diyor ki Said ibn-i Müseyyeb ekser hadisi şerifleri Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiştir. Nitekim bundan bir evvelki hadisle Said ibn-i Müseyyeb kimden rivayet edildi? Hazreti Ebu Hüreyre'den. İbn-i Ebi Davud'un rivayeti. Ebu Beşir Rikke'nin rivayetinde Said ibn-i Müseyyeb Ashab-ı Resulullah'tan bazısından. Allahu Alem bu da Hazreti Ebu Hureyre olsa gerektir. Haddesena Fehdun kâle haddesena el-Himmâniyyü kâle haddesena Abdülvârith ibn-i Sa'idin an Ebi Galibin an Enes'in radıyallahu anhu annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes buyurdular ki Peygamber Efendimiz كَانَ يُكَبِّرُ عَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ dört tekbir alırdı alel meyyiti cenaze üzerine. Cenaze namazını kıldırdığı vakıtta dört tekbir alırdı. وَقَالُوا dediler ki fi hadisi Zeyd ibn Erkam Zeyd ibn Erkam'ın hadisi hakkında اَلَّذِي öyle hadisi بَدَنَا بِزِكْرِهِ onun zikriyle başladı fi hazel bab bu babda. Zeyd ibn Erkam bütün cenazelere namaz kıldırırken dört tekbir alırdı. Fakat birisinde beş aldı. Dediler ki ya ne yaptın sen daima dört tekbir alırdın. Bunda niye beş aldın? Resulullah Efendimiz'i böyle gördüm de onun için aldım. Dedi. İşte bu hadis orucudur ki ennehu kâne yükebbiru. Zeyd ibn-i Erkam tekbir alırdı. Alel cenâizi cenazeler üzerine. Erbe'an dört alırdı. قَبْلَ الْمَرَّةِ O mer'e değil. Bunu mer'e demiş yanlış. قَبْلَ الْمَرَّةِ Şu kerreden evvel. اَلَّتِي Öyle merre ki كَبَّرَ فِيهَا خَمْسَل Beş tekbir aldığı cenazeden başka hepsinde dört kıldırırdı. Fakat bir merresinde, bir kerresinde beş aldı. O bir defa oldu. Fakat ötekilerin hepsinde dört aldı. Peki o beş aldığını niçin aldı? Ha o bir illete, bir hikmete mi? Yoksa cenazelere dört tekbirdir. Fakat bazı bir hususiyet olur da beş alınır. Onu aşağıda beyan edecek. وَلَا يَجُوزُ caiz olmaz ki en يَكُونَ Ola Zeyd ibn Erkam كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
bunu işlemiş olay daima cenazelere, cenazeler üzerine namaz kıldığı vakitte 4 tekbir alması ola. Fakat ren nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Peygamber Efendimiz'i görmüş ola yef'elu hilafehu, hilafını işler. Peygamber Efendimiz 5 almış da bu 4 almış. Resulullah Efendimiz'in 4 aldığını görmese o 4 almazdı. Resulullah 5 alsın da Zeyd bin Erkem 4 tekbir alsın. Bunu yapmaz. İlla Resulullah Efendimiz'i görmüş ki o 4 tekbir alıyor, kendisi de 4 tekbir aldı. Peki 5 aldığı, 5 aldığında da dedi ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, 5 aldı. Peki onu niye 5 aldı? Bunu da diyor yapmaz. İlla limanen, illa bir mana için ki kadra en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü ki yef'elhu onu işler. Demek ki Resulullah Efendimiz daima 4 tekbir alırdı. Bazı cenazelerde bir mana, bir hususiyet dolayısıyla 5 alırdı. Zeyd ibn Erkem de öyle yaptı. Cenazelere 4 tekbirle namaz kıldırdı. Fakat bir cenazenin hususiyetine binaen ona 5 kıldırdı. Peki o hususiyet ne olay acaba? Niçin 5 kılınır? 5 tekbir alınır? Onu aşağıda izah edecek ki Ashab-ı Bedir'den olanlara 5 tekbir, 6 tekbir, 7 tekbir alırdılar. Ashab-ı Bedir'den olmayanlara 4 tekbir. Ashab-ı Bedir'den olanlara 5, 6, 7 tekbire kadar rivayet var, alınırmış. Zeyd ibn Erkem de bütün bir adi bir cenazelere 4'er tekbir olmuş. Fakat o 5 aldırdığı sırada o zat Ashab-ı Bedir'denmiş. Onun için 5 almış. Ve Resulullah Efendimiz'i de böyle gördüm. Yani nasıl görmüş? Ashab-ı Bedir'den olursa 5 tekbir alırmış, yoksa 4 tekbir alırmış. Mesela halloldu. Evet. Ve huve, o da nedir? O mana nedir? Ma ol bir şeydir ki, revâhu ve ni rivayet eyleti anhu Zeyd ibn Erkam'den Selman'ül Müezzin. Selman'ül Müezzin rivayet eyledi. Fî salâti alâ Ebi Şüreyha. Fî tekbîrihi aleyhi erba'an. Ebu Şüreyha üzerine namaz kıldırdı da 4 tekbir aldı. Ve yehtemilü mühtemil olur tekbîruhu. Zeyd ibn Erkam'ın tekbir getirmesi ala tilkel cenazeti o hususi bir cenazeye 5 tekbir getirmesi mühtemel olur ki en yekûne zâlik bu oldu leenne hükme zâlikel meyyit çünkü o meyyitin hükmü yani tekbir almanın hükmü o meyyitte en yükebber aleyhi 5 onun hükmü 5 tekbir getirmek idi. 5 tekbir getirmek idi de onun için Zeyd ibn Erkam ona 5 tekbir getirdi. De ennehu min ehli Bedir. Çünkü o cenaze ehli Bedir'den idi. Ehli Bedir'den olanların hükmü de 5 tekbirle onların cenaze namazı kılınırdı. Fe innehum kanu ashab-ı kiram oldular. Yufaddilune takdil ederdiler. Fit tekbiri tekbir de fis salat aleyhim. Ashab-ı Bedir'in cenaze namazlarını kılmakta onları takdil ederdiler. Alama o bir şey üzerine ki yükebberü tekbir alınır ela gayrim gayrilerine. Gayrilerine tekbir aldıklarında ne kadar alırlarsa Ashab-ı Bedir'de onu takdil ederek bir tekbir, iki tekbir ziyade ederdiler. İşte Zeyd ibn Erkam'ın da daima 4 tekbir almış, bir vak'ede 5 almış. O 5 aldığı o cenaze ihtimal ki Ashab-ı Bedir'den idi. Onun için 5 aldı. وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر حزرة عمر رضي الله عنه ذلك كل ذلك قد كان bunların hepsi oldu. Ashab-ı kiram arasında cenazeyi alınan tekbirler hakkında ihtilaf var idi. Kimi 4 der, kimi 5 der, kimi 6 der, kimi 7 der. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sordular. Dedi ki küllü zâlike katkan. Bunların hepsi var idi. Hamsun ve erbaun. 5 tekbir var idi. 4 tekbir var idi. Fe emere Ömer'i Ömer emreyledi Hazreti Ömer. En nasa nasa be erbain. 4 tekbiri emreyledi. Yani fis salati alel cenaze. Cenazeye namazda 4 tekbiri emreyledi. Aşağıda bir rivayette geliyor ki ashabın böyle ihtilafını görünce Hazreti Ömer kendi hilafeti zamanında topladı dedi ki
siz ashab-ı Resulullah'sınız. Bu tekbir hakkında ihtilaf ediyordunuz. Kimi 4, kimi 5, kimi 6, kimi 7 diyor. Bundan sonra gelenler ne kadar ihtilaf edecek? Bu ihtilafı ortadan kaldıralım. Dediler ki sen bize yol göster. Yok dedi, siz bana yol gösterin. Düşündüler, aralarında müşavere ettiler, münakaşa ettiler. Dediler ki ya Emir-i Müminin, biz kendi aramızda müşavere ettik. Cenazelere 4 tekbirle namaz kıldıralım. Biz buna karar verdik. Onun üzerine Hazreti Ömer de dedi ki madem Ashab-ı Resulullah bu hükm üzerine icma etti, bundan sonra bütün cenazeleri 4 tekbirle kıldırın diye emretti. Demek ki yani 5 tekbir de varmış, 6 tekbir de varmış. Fakat o 5 tekbir, 6 tekbir bir cenazenin hususiyetine binaen olurmuş. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed. قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فنس قبضلندي والناس مختلفون في التكبير الناس تكبيرده اختلاف ediciydi على الجنائز جنازeler üzerine tekbirde nas ihtilaf ediyor idi لا تشاءوا dilemezsen en tesme işitmeyi, recülen bir adamı işitmeyi, yekûlüdir, nedir? Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiru kimse. Adamın birisi der ki ben Resulullah'ı işittim, 7 tekbir aldı. Ve âkharu yekûl, başka bir sahabi der ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiru kimse. Peygamber Efendimiz'in 5 tekbir aldığını ben işittim. Ve âkharu yekûl, diğer bir sahabi der Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiru arba'an. 4 tekbir aldığını işittim. Sen bunları dilemezsen, dilemek işitmezsen, illa semiyatehu, illa işitirsin. Yani bunların hepsini sen arzu etsen de, etmesen de duyacaksın. Baksana ashab-ı kiramın her birisinde bir rivayet. Biri işitmiş Resulullah Efendimiz'den bizzat 7 tekbir aldığını, birisi 5 tekbir aldığını, birisi 4 tekbir aldığını işitmişler. Sen bunu arzu etsen de etmesen de ashab-ı kiramdan bu rivayetler gelmiş ve senin kulağında bunları işitirdiği illa semiyetehu. Sen bunları işitirdin. Fehtelefû fî zâlik. Bu tekbir hakkında ashab-ı kiram ihtilaf eylediler. Fekânû alâ zâlik. Bu ihtilaf üzerine oldular, devam ettiler. Hatta gubide Ebu Bekir'in radıyallâhu anh. Hatta Hazreti Ebu Bekir vefat eyledi. Yani Hazreti Ebu Bekir'in zamanında bu ihtilaf devam ettik etti. فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقْتَكَ هَزْرَةُ عُمَرُ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ oldu. وَرَآ اِخْتِلَافَ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ Bu cenaze tekbirleri hakkında nasıl ihtilafını gördü. شَقَّ ذَٰلِكَ Bu ağır geldi. Aleyhi Hazreti Ömer üzerine cidden cidden ağır geldi. Meşakkatli oldu yani ağır geldi. Nasıl olacak bu dedi. Böyle bu ihtilaf ne vakıda kadar devam edecek. فَأَرْسَلَ اِلَى رِجَالٍ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'in ileri gelen ashabından bazılarına haber gönderdi. Onlara elçi gönderdi ki topladı. Gelin bu meseleyi halledin. فَقَالَ Hazreti Ömer onlara dedi ki اِنَّكُمْ siz مَعَاشِرَ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ey Resulullah'ın ashabi! Orada Eshabe münada. Ya eshabe demek. Ya hasfedilmiş. Harfini de hasfedilmiş. Münada mevcut. İnneküm siz. Me'aşir eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulullah'ın eshabi. Meta tehtelifune. Ne vakıda kadar ihtilaf edersiniz? Alen nas, nas üzerine. Yani bu nasa, bu rivayetleri ne vakıda kadar böyle ihtilaflı beyan edersiniz? يَخْتَلِفُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ Sizden sonrakiler de ihtilaf eder. Siz ne böyle ihtilafa devam ettiğiniz müddetçe مَتَا تَخْتَلِفُونَ Siz ne vakıda kadar ihtilaf edersiniz سَعَلَنَّاسِ يَخْتَلِفُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ Sizden sonrakiler de böyle ihtilaf eder. وَمَتَا تَشْتَمِعُونَ عَلَى اَمْرٍ Siz ne vakit bir emre içtima eder, hüküm budur dersinizse يَجْتَمِعُنْ نَاسُ عَلَيْهِ نَاسُ da onun üzerine içtima eder. Bu meta vakti yedir. Yani siz her ne vakit ki
bir mesele hakkında ihtilaf edersiniz, sizden sonra gelenler de o mesele hakkında ihtilaf eder. Siz ne vakit ki bir mesele hakkında ittifak edersiniz, sizden sonra gelenler de o mesele hakkında ittifak eder. فَانْزُرُوا Siz nazar ediniz, bakınız. Emren bir emre bakınız ki تَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ Siz o emirde icma edersiniz. Bakın aranızda konuşun, bir emirde icma edin. فَكَأَنَّمَا اَيْقَزَهُمْ Göre Hazreti Ömer radıyallahu anh onları uyardı. Yani bu ihtilafı kesin atın, bir şeye karar verin. Dedi. فَقَالُوا أَصْحَابِ اِكْرَمْ Dediler ki نِعْمَ مَا رَأَيْتَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Ey müminlerin emiri, ne güzel bir nazar gördün sen, ne güzel isabet ettin. Sen bu fikri beyan etmede ne güzel eyledin dediler. فَاَشِرْ عَلَيْنَا Sen bize işaret et, ne yapacağımızı bize göster. فَقَالَ اَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer dedi ki بَلْ اَشِيرُ اَنْتُمْ عَلَيَّ Belki siz bana ne yapacağımı söyleyin. Ben size şöyle yapın demem. Siz Ashab-ı Resulullah'ın ulemâsi ileri gelenleri bir emir üzerine karar verin ve bana da deyin ki şöyle biz aramızda kararlaştırdık, ben de nasıl onu emredeyim. فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ Ben beşerim, mislüküm siziniz, sizin gibi ben bir beşerim. Hazreti Ömer peygamber değil, ona vahiy gelmiyor, o da onlar gibi bir beşer. Hazreti Ömer bir tane, onlar çok. يَدُلَّهَ اَلَى الْجَمَاءَ Allah'ın yedi cemaat üzerinedir. Siz aranızda bir şeye karar verin. فَتَرَاجَعُوا الْاَمْرَ بَيْنِهُمْ Aralarında o emre teracu ettiler, aldı verdiler, konuştular, mübahase ettiler, ne yapalım, nasıl edelim dediler. فَاَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ Ashab-ı kiram emirlerini icma eylediler. اَلَا اَنْ يَجْعَلُوكَ الْمَيَا اَتْتَكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ Cenazeler üzerine tekbiri kılmaya ittifak ettiler. Ne gibi? مِسْلَ تَكْبِيرُ فِي الْاَضْحَى وَالْفِطِرِ Kurban bayram namazında, Ramazan bayramında tekbirler ne kadar ise cenaze namazında da o kadar olsun dediler. Arada dedikodu olunca dediler ki öyleyse madem 4 tekbir, 5 tekbir, 6 tekbir, 7 tekbir rivayetleri var. Fakat biz kurban bayramına ve Ramazan bayramına bakalım. Orada tekbirler var ise cenazenin tekbirlerinde o kadar kılalım. O da ne kadar? Ne olduğu halde? Erbe'a tekbiratin. 4 tekbir olduğu halde. Bayram namazının birinci rekatinde kaç tekbir var? Bir iftitah tekbiri var. 3 de ziyade var. Kaç etti? 4. İkinci rekatinde 3 ziyade tekbir var. Bir de rükû 4. İşte öyleyse böyle kılalım dediler. فَاُجْمِعَ اَمْرُهُمْ Onların emirleri icma oldu ala zalika bunun üzerine. فَهَذَا اُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ İşte Hazreti Ömer قَدْ رَدَّ الْاَمْرَ Emri reddetti فِي ذَلِكَ Bu meselede ila erba'a tekbirati 4 tekbire reddetti بِمُشَاوَرَةِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab-ı Resulullah'ın meşveretiyle evet neyi meşvereti müşavere etmesiyle bizalike buni aleyhi onun üzerine. Yani Hazreti Ömer'ine müşavere ettiler ve buni 4 kıl dediler. O da emir verdi ki 4 yapın. وَهُمْ حَضَرُوا مِنْ فَعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا رَوَاهُ حُذَيْفَ وَزَيْدُ بْنَ اَرْقَمْ وَهُمْ اَصْحَابِ كِرَمْ حَضَرُوا حَضُرُلُّلَرْ مِنْ فَعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in yaptığından neye hadır oldular? Maravahu Hüzeyfe, Hüzeyfe'nin rivayetine ki Peygamber Efendimiz 4 tekbir kıldı ile namazları kıldı diye bir rivayet etti ya. Ve Zeyd ibn Erkem'in rivayetine de şahit oldular. Zeyd ibn Erkem ben Resulullah'ı gördüm 4 tekbirle namaz kılıyordu. Ya sahabe-i kiram da o 4 tekbirle Resulullah Efendimiz'le namaz kılmıştılar. Fekâne mâ fealû min zâlik. Öyleyse bunların yapmış oldukları, ashab-ı kiramın bu yapmış oldukları indehum onların indinde evlâ, daha evladır mimma kad kânû alimû bildikleri şeyinden daha evladır. Yani bir adam bildiği var, bir de işlediği var. Ashab-ı kiram evet, 4 kılani de gördü, 5 kılani de bildi, 6 kılani de bildi. Fakat ne yaptılar?
dediler ki biz Resulullah Efendimiz'le birçok cenazelerde dört kıldık. Binaenaleyh biz de böyle ittifak ettik, böyle yapacağız. Öyleyse bu daha evla oldu. Dört tekbirle namaz kıldırmak, öteki beşinin altının en kıldırmaktan daha evla oldu. Fezalike işte bu nedir? Neshun nesiftir. Neyi? Lima ol bir şey ki katkan alimi. Bildikleri bir şey nesih oldu. Eshab-ı kiram Resulullah'tan bildikleri bir şey vardı. O da neydi? Dört tekbir de caiz, beş de caiz, altı da caiz, yedi de caiz. Bunu biliyordular. Fakat bunlar bunu nesih ettiler. Dört tekbire karar verdiler. Nesih neyle oldu? Eshab-ı kiramın icma ile oldu. لَاَنَّهُمْ مَأْمُونَ Çünkü onlar memundurlar. Emniyettedirler, emindirler. اَلَا مَا قَدْ فَعَلُوا İşlediklerinde emindirler. كَمَا كَانُوا مَأْمُونَ عَلَى مَا قَدْ رَوَوْا Rivayetlerinde emin oldukları gibi işlediklerinde de emindirler. Eshab-ı kiram Resulullah da ne rivayet ederse emindirler. Yalan onlara isnat edilmez. Doğru, hepsi adildir, doğru telakki edilir. İşleri de böyledir. Öyleyse ashab-ı kiramın bu ittifakları, kendilerinin bu ittifakı bilmiş oldukları rivayetleri neshettir. Vahada bu ne gibidir? Diyor ki bu olur mu? İcma nasih olur mu? İcma-i ashab nasih olur mu? Nasih Kur'an, Kur'an'ı nesheder. Hadis Kur'an'ı nesheder. Hadis hadisi nesheder. Bu olur. Ama icma hadisi nasıl nesheder? Olur diyor. Misalini de veriyor. Diyor ki وَهَذَا بُوْ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ Ashab-ı kiramın icma ettikleri gibidir. بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den. Nerede? فِي التَّوْقِيْتِ Miktar beyan etmede. عَلَى حَدِّ الْخَمْرِ Rakir, hamir, içenin haddi. Onun terbiyesinde ne miktar? Kaç da yenik vurulacak? Bunu da icma etmeleri gibi. Ve terki bi ümmahatil evlad bir de ümmahatil evladın alışverişini terk etmek gibi. Hamir içene Resulullah Efendimiz kötek vurdururmuş. Ama müeyyen bir şey yok. Müeyyen bir şey yok. Bazen medeslerinden dökerler, bazen tokatından elinden. Fakat Peygamber Efendimiz'den sonra ashab-ı kiram toplandılar. Dediler ki buna bir had koyalım. Rakı içenlere bir had koyalım. Müşavere ettiler. Dediler ki haddi gazif kaçtır? 80 değil mi? Haddi gazifi buna koyalım. Haddi gazifi getirdi. 80 değnekle icma ettiler. Şimdi bir adam rakı içerse 80 değnek vurulacak. Bunun sübutu neyle? Ayetle mi? Değil. Hadisle mi? Değil. Ya neyle? İcma-i ashab ile. Bir de bir adam bir cariyeyi aldı. Onu istifraş etti, ondan çocuk oldu. Bazıları rivayet etti ki Resulullah Efendimiz cariyeden çocuğu olsa bile satılır. Bazıları dedi cariyeden çocuğu varsa bunu satamaz. Buna da icma ettiler. İşte bunlara icma ettikleri gibi tek bir hakkında da ashab-ı kiram icma ettiler. Dört rivayeti var, beş rivayeti var, altı rivayeti var fakat onlar icma ettiler ki dörtte kalsın. Evet. فَكَانَ اِجْمَعُهُمْ Ashab-ı kiramın icma'yı oldu. Neye? عَلَى مَا قَدْ اَجْمَعُوا عَلَيْهِ İcma etmiş oldukları şeye. O da neden? مِنْ ذَلِكْ Bu hamrın haddinde, ümmahat-ı evladın beyindeki icmaları oldu. Ne oldu? Hücceten, hüccet olduğu gibi. وَاِنْ كَانُوا قَدْ فَعَلُوا فِي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Her ne kadar Peygamber Efendimiz'in zamanında işlediler ise de خِلَافَهُ bunun خِلَافُونَ Yani haddi hamirde 80'de yenek vurmazdılar. Caiz ki tokat ayağına vururdular. Serhoşu getirdiler mi? Bunu vurur. Kimi medesine vururdu, kimi tokatına, kimi tekmeğine. Fakat böyle 80'de yenek sayarak vurmazdılar. Bak hilafını yapardılar. Bir, kimisi ümmahat evladı satardı, kimisi satmazdı. Onun da hilafını yaptıkları halde sonradan icma ettiler. Bu icmaları bizim için hüccet oldu. Öyleyse fekezalike yine böylece hüccettir. Ma ol bir şey ki ecme'u aleyhi. Anın üzerine icma eylediler. Min adedi tekbir. Tekbirin adedinden. Cenazedeki tekbirin adedinden. Ba'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem
Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra fissalati alel cenazeti, cenazeye namaz kılarken tekbir adedinde icma etmiş oldukları dört tekbir fehve bu da hüccetün hüccettir. Ve in kânû kad alimû, her ne kadar ashab-ı kiram bildiler ise de minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bildiler ise de neyi? Hilâfe, bunun hilâfını. Bunun hilâfine bazı yerde beş, bazı yerde altı, bazı yerde tekbir getirdiğini bildiler ise de fakat sonradan icma ettiler. Bu icma ne yıldı? Kendi bildiklerini neshetti. Ve ma ul bir şey ki fealu, işlediler. Min zalik, bundan. Gerek haddi hamirde, gerek ümmat evladın beyanın terkinde, gerek salat-ı cenazede dört tekbir getirmesinde işledikleri ve ecme'u aleyhi, evet, ol bir şey ki bunu işlediler ve ona icma ettiler. Ba'den Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra böyle yaptılar. Haddi hamirde ne yaptılar? 80 deyimi vurdular. İşlediler bunu. Ashab-ı kiram böyle amel etti. Sonra ümmahat-ı evladı satmadılar. Dediler ki bir cariyeden birinin çocuğu olursa o satılmaz. Kendi öldüğü vakitte o çocuk anasını azat eder. Bunu da işlediler ashab-ı kiram. Böyle amel ettiler. Sonra cenazelerde de karar verdiler ki dört tekbirden fazla getirilmeyecek. Ve bunu da işlediler. Öyleyse fehuve, bunların bu işledikleri icma ettikten sonra işledikleri nasihun, nesh edicidir. Lima bi şeyi ki kad kâne fealehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in işlediğini nesh etti. Peygamber Efendimiz ne işledi? Beş tekbiri, altı tekbiri işlemişti. Onu nesh etti. Ama şimdi burada bir sual olur ki ashab-ı kiram Resulullah'ın emrini nasıl bozarlar? Bozamazlar. Resulullah'ın emrini bozamazlar. İlla ihtilaf var da bunda. Çünkü Resulullah Efendimiz illa beş kıldırmış, kimse iddia edemiyor. İlla altı tekbir getirmiş, bunu da iddia edemiyor. Peygamber Efendimiz dört tekbir getirmiş, beş tekbir getirmiş, altı tekbir getirmiş. Bunun üçünü de yapmış. Ha, öyleyse ashab-ı kiram diyorlar ki Resulullah Efendimiz üçünü de yapmış, bunun birisini alalım, onunla amel edelim, öteki mensuh olsun. Resulullah Efendimiz dört tekbir getirdiği vaki mi değil mi? Vaki. Ve en çok da bu, en çok rivayetler de bu. Öyleyse biz dört tekbir aldık, ötekilerini nesfettik dediler. Fe'in gâle gâilûn, eğer bir adam yetiraz etse de dese ki ve keyfe yekûnü zâlike nâsıhâ, nasıl ashab-ı kiramın işledikleri nasih olur, icma edip işledikleri, bildiklerini nasih olur. Olmaz bu. Niye? Ben seni öyle bir vaka getiririm ki ashab-ı kiramdan gene birisi gelmiş, beş tekbir almış. O da kim? Diyor ki, vakat kebber Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali tekbir aldı. Ba'de zalik, ashab-ı kiramın bu icmaından sonra, bu kararlarından sonra اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِينَ, dörtten daha çok tekbir aldı. Nerede? Nerede? Hangi vakada? Diyor ki وَزَكَرُوا فِي ذَلِكَ, bu mesele hakkında zikrettiler. Hazreti Ali dörtten fazla tekbir almak hakkında. مَا اُلْ بِرْ rivayeti ki حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ قَطَّانْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ بْنَ بِي خَالِدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلْ en Ali'yen salla, Hazreti Ali namaz kıldırdı ala Sehl ibn Hüneyf, ashabdan Sehl ibn Hüneyf'in cenazesini kıldırdı. Fekebbere aleyhi, ona tekbir aldı. Sitten, altı tekbir aldı. Beş de değil, altı tekbirle kıldırmış. Eğer ashab-ı kiramın vermiş olduğu karar icma olsaydı, makablini nasih olsaydı Hazreti Ali amel etmezdi. Hazreti Ali kendi hilafeti zamanında Sehl ibn Hüneyf aldı, tekbirle namaz kıldırmış. Öyleyse sizin iddia ettiğiniz icma yoktur. Ashab-ı kiramın icma yoktur. Yahut da icma etseler bile makablini nasih değildir. İtiraz etti bu. İtiraz da kuvvetli ha. Öyle zayıf bir şey değil. Haddesena Yezidu, kâle haddesena Yahya, kâle haddesena İsmailu. قال حدثنا موسى بن عبد الله أن عليا رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه صلى على قتادة
Ashab-ı kiramdan Hazreti Katade'ye de namaz kıldırdı. Fekebber aleyhi sebben. Ona da 7 tekbir aldı. Bu 2 vekeb. Sehl ibn-i Hüneyf'in cenazesinde 6 tekbir almış. Hazreti Katade'nin cenazesinde 7 almış. Bu delalet ediyor ki ashab-ı kiramın icmai nasih değildir. Makabdin nasih değildir. Kıyle lehu. Ona cevap verilir ki İnne Aliyen radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh innemâ fe'ale zâlik. Bunu işledi. Niçin? Le'enne ehle Bedrin zire ehli Bedir. Kâne kezâlik. Böyleceydi. Hükmühüm. Onların hükmü fissalâtu aleyhim. Onlara, onların üzerine kılınan cenaze namazında onların hükmü böyle idi de öyle onun için kıldı. Hazreti Ali biliyor ki ashab-ı kiramın icmai doğru. 4'ten fazla tekbir alınmaz. Yalnız Ehl-i Bedir bundan müstesna. Ehl-i Bedir'e namaz kılarken onun hükmü onlara fazla tekbir alınacak. 5, 6, 7 alınacak. O Ehl-i Bedir'e mahsus. Öyleyse icma gene yerindedir. Bugün bir cenaze namazı olsa kaç tekbir alacağız? 4. Eğer Ehl-i Bedir'den farz et ki bir adam yaşamış da onun cenaze namazını kılacağız. Ona kaç tekbir alınır? 5, 6, 7 alınır. Şimdi Ehl-i Bedir kalmamış. Ehl-i Bedir o zaman var idi. Fazla tekbir alınırdı. Ehl-i Bedir'den sonra Ashab-ı Kiram'ın icma'ı hüccet olduğu 4 tekbirden fazla alınmış. Yüzâdu fîhâ. Ashab-ı Bedir'in cenazelerinde ziyade edilir. Minet tekbir. Tekbirden ziyade edilir. Alâma ol bir şey üzerine ki yükebber velâ gayrihim min sâirin nâs. Diğer cemaatten Ehl-i Bedir'in gayrisinden başkasına ne kadar tekbir alınırsa onlardan fazla tekbir alınır Ehl-i Bedir'de. Diğer nasa ne kadar tekbir var? 4 tekbir. Öyleyse Ashab-ı Bedir'e muhakkak ziyade edilecek. 5, 6, 7 olarak ziyade edilir. Ve delilü ala zalik. Bunun da delili var diyor. Bunun delili, buna delalet eden bir şey de vardır ki enne İbrahim ebne Muhammed'in sayrafiyye حدثنا قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معفل قال صليت مع علي حضرت علي رضي الله عنه لا عبد الله بن معفل نماز kıldım diyor على جنازة bir cenazeye فكبر عليها خمسة 5 tekbir aldı o cenazeye ثم التفت sonra iltifat etti Hazreti Ali cemaate فَقَالَ dedi ki اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ bu Ehl-i Bedir'dendir. Yani 5 tekbir alınca anladı ki bu cemaat teaccüb edecekler. Tekbir 4'üydü de 5 niye oldu? 5 tekbir aldıktan sonra cemaate döndü, izah etti ki bu Ehl-i Bedir'dendir. Onun için ben fazla tekbir aldım. ثُمَّ صَلَّيْتُ مَا عَلِيِّنْ عَلَى جَنَائِزَ Abdullah ibn-i Makil diyor ki ben Hazreti Ali ile beraber başka cenazelere de namaz kıldırdığı vakit kıldım. Onunla namaz kıldım. Küllü zâlikke o cenazelerin hepsinde oldu. Yükebbiru aleyhâ erben. 4 tekbir alırdı. Hazreti Ali hangi cenaze olsa namaz kıldırdığında 4 tekbir alırdı. Yalnız Ehl-i Bedir'den birisinin üzerine namaz kıldırdı. Onda 5 tekbir aldı. Öyleyse 5 tekbir almak Ehl-i Bedir'e mahsus, diğer cemaate değil. Bunu ispat etti. Bu bir rivayet. Muhammed İbrahim ibn Muhammed'in Sayrefi'nin İmam-ı Tahavi'ye rivayeti. İkincisi haddesena Fehdun. İmam-ı Tahavi diyor ki Fehd bana rivayet eyledi. Kale haddesena Muhammed ibn Sa'id. Kale haddesena Şureykün en Cabir'in en Amir. En ibn Maqil. Kale salli aleyhi radıyallahu anh ala Sehl ibn Hüneyf. Hazreti Ali Sehl ibn-i Hüneyf'e cenazeyi kıldırdı. Fekebber aleyhi sitten. 6 tekbir aldı. Sümmel tefete ileyna sonra bize döndü. Fekale buyurdu ki innehu min ehli Bedir. Bu Sehl ibn-i Hüneyf ehli Bedir'dendir. Onun için ben 6 tekbir aldım. Haddesena Fehdun. İmam-ı Tahaviye Fehd rivayet ediyor. Kale haddesena Muhammed ibn-i Sa'id. Kale eba. Kale ekberena Hafsu ibn-i Gıyaf. عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه عبد خير diyor ki Hazreti Ali yükebbiru tekbir alırdı
Ala ahli Bedrin ahli Bedre sitten 6 tekbir alıyor. Ve ala ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabına da tekbir alıyor ki 5. Ve ala sairin nasi diğer nasa da 4. Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu anh ne yapmış? Bütün nasa 4 tekbir. Fakat ashabdan olursa 5 tekbir. Yok ehli Bedir'den olursa 6 tekbir. Çünkü ashabın ehli Bedir olmayanları da var. Ehli Bedir diğer ashabdan eftal. Onun için ehli Bedir olursa 6. Yok ehli Bedir değil ama Peygamber Efendimiz'in ashabından 5. Yok ashabdan değil 4 tekbir. Böyle alınmış. فَهَذَا كَانَ حُكْمُ الصَّلَاةِ اَهْلِ بَدْرِ İşte ehli Bedir'e namaz kılmanın hükmü buydu. Yani ehli Bedir'de illa 6 yahut da 7 tekbir alınacak. Fakat haddeseni el Kasim ibn Cafer. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Kasim ibn Cafer rivayet eyledi. Kale haddesena Zeyd ibn Ahsen el-Ta'iyyü. Kale haddesena Ya'la ibn Ubeyd. Kale haddesena Süleyman ibn Beşir. Kale salleytu halfel Esved ibn Yezid. Esved ibn Yezid'in peşinde namaz kıldım. Esved ibn Yezid, Abdullah ibn Mes'ud'un cemaatinden, talebelerinden. Ve Hümam ibn el-Haris. Bir de Hümam ibn Haris'in peşinde namaz kıldım. Ve İbrahim el-Nekhai, İbrahim el-Nekhai'nin peşinde cenaze namazı kıldım. Fekânü yükebbirûne alel-cenâiz. Cenazelere tekbir alırdılar. Erbe'en dört. Dört tekbirle namaz kıldırırdılar. Kâle Hümam'ın, Hümam rivayet eyledi ki ve cema'a Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer nasıl cem eyledi? Ala erba'in dört tekbir üzerine illa ala ehli Bedir'in, illa ehli Bedir'i istisna kıldı. Onlara illa dört tekbir alacaksınız demedi. Fe innehum kânü yükebbirûn aleyhim. Ehli Bedir üzerine tekbir alırdılar. 5 ve 7 7 ve 9. قال همام وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع إلا على أهل بدر فإنهم كانوا يكبرون عليهم 5 و 7 و 9. Dün okuduk burada. Hümam'dan rivayet ediyor, diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh nasi cem eyledi 4 tekbir üzerine. Yalnız ehli Bedir müstesna kıldı. Ehli Bedir üzerine 5, 6, 7, 9 tekbire kadar tekbir alırdılar. Fedelle delalet etti ma zekerina, işte bizim zikrettiğimiz bu rivayetler ki en kânû, onlar oldular. İçtemeû, istima ettiler. Ashab-ı kiram istima etti. Neye aleyhi, şul bir şey üzerine ki min adedi tekbir-i erba, dört tekbirden olan şey üzerine istima ettiler ki Ahd-i Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in zamanında cenazede dört tekbir üzerine içtima ettiği anlaşılıyor. Hazreti Ömer ashab-ı kiramı topladı. İhtilafı aradan kaldırın dedi. Ashab-ı Bedir olursa 5, 6, 9 tekbire kadar alın. Fakat diğer nasa 4 tekbir. Bunun üzerine icma hasıl oldu. İnnemâ kâne. Bu icma oldu. Hazreti Ömer zamanındaki bu dört tekbir üzerine icma ettikleri oldu. Alâ gayri ehli Bedir'in, ehli Bedir'in gayrisi üzerine oldu. Ve terekû, ashab-ı kiram terk ettiler. Hükme ehli Bedir, ehli Bedir'in hükmünü terk ettiler. Yani ona da dört tekbir olsun demediler. Alâ mâ ne üzerine terk ettiler? Alâ mâ fevkel erbâ. Dördün fevku üzerine terk ettiler. Yani dörtten ziyade getirilir de 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Yani dörtten ziyade olacak. Böyle terk ettiler. Kolaysa ashab-ı kiramın icmai ehli Bedir üzerinde değil. Ehli Bedir'in gayrisinin üzerine icma ettiler ki dört tekbir. Fema ol bir şey ki Ruyan Zeyd ibn Erkem, Zeyd ibn Erkem'den rivayet edildi o da ne? Mimma zekerine zikrettiğimiz rivayetler. Zeyd ibn Erkem cenazelere dört tekbir ile namaz kıldırırdı. Fakat cenazenin birisinde 5 tekbir aldı. Cemaat bunu inkar ettiler ki ne yaptın, unuttun mu, sehv mi yaptın dedik, yok sehvetmedim, unutmadım. Fakat Resulullah Efendimiz böyle yaptı. Zikrettik ya aslında bölümde. Öyleyse bu Zeyd ibn Erkem'den rivayet edilen bu hadis innemâ huve, bu oldu.
Öyle oldu. لَاَنَّهُ كَانَ زَهَبَ Zeyd ibn Erkem zahib olduydı. اِلَا هَذَا الْمَسَبُ Bu mesele. فِيمَا نَرَى فِيمَا bir şeyde ki nera biz görürüz. Bizim reyimize göre onun mezhebi de böyle oldu. Vallahu alem, Allah daha ziyade bilir ya. Yani o da Hazreti Ömer'in nasi toplayıp da 4 tekbir alın. Eshab-ı Bedir olursa fazla alın. Onun reyi de böyleydi. Bundan anlaşılıyor ki Zeyd ibn Erkem 4 tekbir ile namaz kıldırdığı adamlar Ehl-i Bedir'den değildiler. Fakat sonunda Ehl-i Bedir'den birisini getirdiler, ona 5 tekbirle namaz kıldırdı. Ve ben Resulullah Efendimiz'i böyle yaptığını gördüm. Ehl-i Bedir'e fazla tekbir alınır, Ehl-i Bedir'in gayrısına 4 tekbir alınır. Öyleyse Zeyd ibn Erkem'in yapmış olduğu bu işte tenavuz yok. Bazen 4 tekbir, bazen 5 tekbir alırdı birbirine muariz, bir şey yok. Onu yaptığı Ehl-i Bedir olmazsa 4 tekbirde, Ehl-i Bedir olursa 5 tekbirde namaz kıldırmış. Diyor bizim reyimize göre bu böyledir. Yani Allahu Teala hakikat hali daha iyi bilir. Peki böyle Ehl-i Bedir'in üzerine ziyade tekbir alındığına dair başka rivayetler var mı? Var diyor. Fakat haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac ibn el-Minhal kâle ahberena Hammad ibn Seleme kâle haddesena Davud ibn Ebi Hind an Şabiyyi an Alkamet ibn Qays قال قدم ناس من اهل الشام الكمت بن قيس diyor ki Şam'dan bir takım cemaat Medine-i Münevvere'ye geldiler. Semat lehum meytun onların bir ölüsü oldu. Fekebberu aleyhi hamsen ona 5 tekbirle namaz kıldırdılar. Fe'arattu ben murad ettim ki en la uhayyihum ben onlara selam vermeyeyim. Tahiyyat vermeyeyim. Yani bunların böyle yapmasından ben hoşlanmadım. فَاَخْبَرْتُ بِنَ مَسْعُودًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Abdullah ibn Mesud'a gittim, haber verdim ki bunlar 5 tekbirle namaz kıldırdılar. Evet, bu da benim hoşuma gitmedi, ne dersin? فَقَالَ Abdullah ibn Mesud buyurdu ki, Abdullah ibn Mesud, لَيْسَ ف۪يهِ tekbirde olmadı, şeyin malum, malum bir şey olmadı. Tekbirde 4 tekbir alacaksan, 5 alacaksan, 6 alacaksan malum bir şey yoktur. Malum bir şey olmadığı gibi açık kaldı yani. 4 de olur, 5 de olur, 6 da olur. Malum bir şey yok. Yani Resulullah Efendimiz'den 4 tekbir alın yahut da 5 tekbir alın diye bir şey bildirildiği yok. Onun için ister 4 al, ister 5 al, ister daha ziyade al, hepsi caizdir demek oldu bu. Fahada Abdullah bin Mesud'un bu sözü yehtemilü muhtemil olur. Mazekerine bizim zikrettiğimiz şeye muhtemil olur. Fihtilafi hükmü salati evet cenaze namazının hükmünün ihtilafında zikrettiğimiz şeye muhtemil olur. Alel bedriyine ve ala gayriyine. Bedir vakasında hazır olanların cenaze namazı başkadır. Ehli Bedir olmayanların cenaze namazı başkadır. Bu ne ihtimali var? Yani şey malum yoktur ki Ehl-i Bedir üzerine 4'ten fazla tekbir alınır. Ehl-i Bedir olmayanlara da 4 alınır. Buna ihtimali var. İkinci bir ihtimali de var ki hayır, hangisi olursa olsun. İster Ehl-i Bedir olsun, ister olmasın. 4 de alınır, 5 de alınır, 6 de alınır. Abdullah bin Mesud'un bu sözü ikisine de ihtimali var. Fekâne Abdullah, Abdullah bin Mesud oldu. Erâde bi kavlihi leyse fîhî şey'ün mâlûm. Şeyün malum, leyse fihi şeyün malum kavliyle murad etti. Ey leyse fihi şeyün. Evet, burada bir şey olmadı ki. Bu meselede yükebberu fissalati, namazda tekbir alınır. Alen nasi cemiyan, nasin hepsinin üzerine alınan tekbirde malum bir şey yoktur ki. Öyle şey ki, la yücavizu ve la gayrihi, gayrisine tecavüz etmez bir şey yoktur. Mesela rivayet olsa ki malum bir şey var. 4 olur da 5 olmaz. Yok böyle bir rivayet yok diyor. 5 olur da 6 olmaz. Böyle bir rivayet de yok. 6 olur da 7 olmaz. Böyle bir şey yok. Yani bu manaya gelir. Leyse fî şeyin malum. La yücavizu elâ gayrihim. Bir şey müeyyen olur da yukarıya tecavüz etmez. Böyle bir şey yok. Malum olan ne gibi? Önle namazı kaç rekettir? 4. 6 olur mu? Olmaz. Ziyadeye tecavüz eder mi? Etmez. Niye? Malum. İkindi namazı kaçtır? 4'tür.
Me'lum. Ziyade olur mu? Olmaz. Cenaze tekbiri kaçtır? Bunda me'lum bir şey yoktur diyor. Dörttür, beştir, altıdır diye me'lum bir şey yok. Ki yani yukarısı caiz olmaz. Me'lum bir şey olmadığı gibi öyleyse dört de olur, beş de olur, altı de olur demek istiyor. Bunlar bu manaya gelir. وَقَدْ رُوْيَ هَذَا الْحَدِيثُ Bu hadis rivayet edildi. بِغَيْرِ هَذَا الْلَفْسِ Bu lefsin gayrisiyle de rivayet edildi. Abdullah ibn Mes'ud'un bu hadisi başka bir lefizle de geldi. O başka lefziyle gelen de şu hadisi şerif. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلُ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر أن أرقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله Erkame'den diyor ki Şam'dan bu meseleyi zikretti ki Şam'dan bir cemaat geldi onların bir ölüsü öldü onlar beş tekbir aldılar hatta ben istedim ki onlara selamı da keseyim bunu Abdullah bin Mesud'a zikrettiğimde fekal Abdullah bin Mesud buyurdular فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ مَسُودُ buyurdu ki اِذَا تَقَدَّمَ الْاِمَامِ İmam tekaddüm etti, cenaze namazını kıldırmaya başladı mı? فَكَبِّرُوا Siz tekbir getiriniz. بِمَا كَبَّرْ İmamın tekbir getirdiğini size getiriniz. Yani imam kaç tekbir alırsa siz de o kadar alın. Dört tekbir alırsa dört tekbir alın. Beş alırsa beş alın. Altı alırsa altı alın. İmam ne kadar tekbir alırsa siz de onunla beraber o tekbirleri alın. فَاِنَّهُ شَانْ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدْ Çünkü bu tekbirde vakit ve adet yoktur. Miktar yoktur. Yani şu kadar miktar tekbir alacaksınız, ziyadesi caiz değildir diye bir rivayet yoktur. Evet, bak bu ibareyle de geldi diyor Abdullah bin Mesud'dan. Evvelkinin lefz-i gayrisi. لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُمْ Birinci hadis öyle değil mi? İkincisinde ne dedi? اِذَا تَقَدَّمَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوا بِمَا كَبَّرْ فَاِنِّهُ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدْ Mana bir ama lefiz başka. Nasıl yok ki? Yediden fazla rivayet gelmedi ki hiç. He? Yediden fazla rivayet geldi mi? Tekrar gelmiş, dokuza kadar gelmiş. وَهَذَا işte bu lefiz indena bizim indimizde. مَانَهُ bunun manası. Mal bir şeydir ki zekerine biz zikrettik. İzâ yukarıda, yani yukarıda zikrettiğimizin manasıdır. لَنَّ الْاِمَامَ اِمَامُ قَدْ يُسَلِّي Bazen namaz kıldırır. حِينَ اِذِنْ بُهِنْدَ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ Bedrilere de namaz kıldırır ve alâ gayrin gayrisine de. Abdullah bin Mesud'un bu rivayetine göre bir imam Bedriye de namaz kıldırır, Bedri olmayana da namaz kıldırır. İster Bedri olsun, ister Bedri olmasın, imam kaç tekbir alırsa siz de o kadar alın. Şu anda Bedri olmayanın üzerine de ziyade tekbir alınabilir. Bundan o da çıkar. فَاِنْ صَلَّ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ Eğer imam Bedriler üzerine namaz kıldırırsa فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ O Bedriler üzerine tekbir alırsa كَمَا يُكَبَّرُ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ Bedriyin üzerine alındığı gibi. Çünkü Bedrilere ziyade alınıyor ya. O da ziyade alırsa tekbiri. وَذَٰلِكَ مَا فَوْقَ الْاَرْبَعِ Bedrilerin hükmü de tekbirde nedir? Dördün fevkünde. 5, 6, 7, 8, 9'a kadar var. فَكَبِّرُوا siz tekbir alınız, مَا كَبَّرْ O ne kadar tekbir alırsa siz de o kadar alınız. وَاِنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْبَدْرِيِّينَ Yok, imam Bedri olmayanlar üzerine cenaze namazı kıldırırsa. فَكَبَّرَ اَرْبَعًا Dört tekbir alırsa, كَمَا يُكَبَّرُ عَلَيْهِمْ Bedri olmayanların üzerine tekbir alındığı gibi dört tekbir alır da fazla almazsa. فَكَبِّرُوا كَمَا كَبَّرْ O ne kadar tekbir alırsa siz de o kadar alın. Siz de dört tekbir alın. O tekbir aldı siz kendiliğinizden beş yapmayın, altı yapmayın. لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي تَكْبِيرِ Tekbirde vakit ve adet yoktur. Miktar ve vakit adet yoktur. فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ Bütün nas üzerine cenaze namazında tekbir alınır. O tekbirlerde müeyyen bir adet yoktur. مِنَ الْبَدْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ İster Bedri olsun, ister Bedri'nin gayrisi olsun. Öyle adet ki لَا يُجَاوِزُ ذَٰلِكَ Bu tecavüz etmez اِلَى مَا هُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ Kendisinden daha çok olana, daha büyük olan bir tekbire tecavüz etmez diye bir şey yoktur. Tecavüz edebilir. Şimdi Abdullah bin Mesud'un bu rivayetinin iki ihtimali oldu. Birinci ihtimali Bedri olmayanlara dört, Bedri olanlara fazla tekbir getirilir.
Bu ikinci rivayet ihtimale göre hayır. Bedir olsun olmasın. Dört tekbir de getirilebilir, ziyade de getirilebilir. İki manaya da ihtimali oldu. Öyleyse bu iki ihtimalin hangisi daha kuvvetlidir bunu da araştırmak lazım. Mesele ihtilaflık olmasın. Ve kad ruviye hadel hadis eyda. Bu hadis yine rivayet edildi an Abdullah, Abdullah bin Mesud'dan bi gayri hadel lefsi. Bu lefsin gayrisiyle rivayet edildi. O da hangi hadis, hangi rivayet imiş? Haddesena Fahdun, İmam-ı Tahavi diyor ki Fahd bana rivayet eyledi bize. Kale haddesena Ebu Gassan, kale haddesena Züheyrun, kale haddesena Ebu İshak, en Elkemete, en Abdillah. Elkeme Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi ki kale Abdullah bin Mesud buyurdular. Et tekbiru alel cenaze, cenaze üzerine tekbir, la vakte ve la adet, onda muayyen bir miktar yoktur. İnşite 5 ve inşite 6. Dilersen 5 tekbir alırsın, dilersen 6 alırsın. Bu da başka bir lafız. Yani bedri olsun olmasın. Cenaze tekbirinde muhayyersin. 4'te bir defa ittifak var da, 4 caiz de. 5, 6 da caiz mi? Abdullah bin Mesud'un bu lafzine göre muhayyersin. 5 de alabilirsen, 6 da alabilirsin. فَهَذَا مَعْنَاهُ Bunun manasıdır. Öyle mana ki غَيْرُ مَعْنَا مَا حَكَى عَمِرٍ اَنْ اَلْقَمَى Amir'in Elkeme'den rivayet ettiğinin gayrısıdır. Yukarıda Amir rivayet etti. Ne dedi? Ehli Bedir'e ziyade olur. Ehli Bedir'in gayrısına ziyade olmaz. Halbuki burada diyor ki Ehli Bedir olmasa da ziyade caizdir diyor. Bu buna muhalif oldu. Şimdi Amir'in Elkeme'den rivayeti var. Ki bir de bunu kim rivayet eyledi? Ebu İshak Elkeme'den rivayet eyledi. Şimdi Elkeme'den gelen rivayet muhtelif oldu. Amir'in rivayeti mi daha kuvvetli, Ebu İshak'ın rivayeti mi kuvvetli? Amir'in rivayetine bakacak olursaksa cenaze namazında 4 tekbir olacak Abdullah bin Mesud'a göre. İlla Ehli Bedir olursa 5-6 caiz. Fakat Ebu İshak'ın rivayetine bakılırsa Ehli Bedir olsun olmasın 5-6 alabilirse. Abdullah bin Mesud'dan gelen bu rivayeti bu iki zat muhtelif lafızla rivayet ettiler. Ha, diyor ki burada وَمَا وَالْبِرْحَدِسْكِ حَكَى عَامِرٌ اَنْ أَلْقَمَةَ Amir Elkeme'den rivayet eyledi. مِنْ هَذَا bu meselede فَهَا فَهُ أَسْبَتُ O daha ziyade sabittir. Daha kuvvetlidir. لَاَنَّ عَامِرًا عَامِرْ قَدْ لَقِيَ أَلْقَمَةَ Elkeme'ye mülakı oldu وَاَخَذَ عَنْهُ ondan aldı. وَاَمَّا أَبُوْ اِسْحَاقِ Orada bir ve emma yok. Ve emma yazın oraya. Bak olmadı mı mana da çıkmıyor. Amir Elkeme'ye mülak oldu ve ondan aldı. وَاَمَّا أَبُوْ اِسْحَاقِ Ebu İshak'a gelince فَلَمْ يَلْقَهُ Mülak olmadı. يَلْقَهُ kime mülak olmadı? Amir'i görmedi. Elkeme'yi görmedi. Elkeme'ye mülakı olmadı. وَلَمْ يَخُذَنْهُ Ondan hadis de almadı. Ondan rivayet ediyor. Demek ki arada başka bir ravi var. O raviyi de hasfetmiş. Bu hadis zayıf olur, alınmaz. Evet. وَلَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ Dedi Abdullah bin Mesud. قَدْ رُوِيَ عَنْهُ Ondan rivayet edildi. فِي التَّكْبِيرِ Tekbirde rivayet edildi. Ki cenaze üzerindeki tekbir ennehu erba'u. Dörttür. مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجِّ Bu senedin gayrisinden, bu vecihten değil de başka bir senetle rivayet edildi ki Abdullah bin Mesud ne diyor? Cenazede kaç tekbir alınır? 4. Öyleyse bu İshak'ın istersen 5, istersen 6 dediği gibi bu hadis sabit olamıyor. Esas rivayet hangisi? Amir'in Elkeme'den rivayeti. Onda da sabit olan ne? Ehli Bedir olmayan üzerine 4 tekbir Ehl-i Bedir üzerine olana ziyade caiz. 4'ten ziyade ama caiz. Ama onunla da sarihan gelmedi ustaz. 4 yok. Olacak diye. Hangisi? Abdullah İbni. Yok var ya onda serahat var bak. Nerede? Onda teyit etti ya. Neyse fi şeyin malum dedi. Tamam onda illa 4 diye bir şey yok ki. Diyor ki اِذَا تَكَدَّمَ الْاِمَامَ فَكَبِّرُوا بِمَا كَبَّرْ فَيْنُهُ لَا وَقْتَ وَلَعَدِ İmam tekbir aldı mı? Tabi imam ikisine de kılar. Bak bu tesrih ediyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh Ehl-i Bedir istisna kılmıştı ve icma'a dahil olmamıştı. Binaenaleyh imam tekbir alır da Hazreti Ömer'in
ashab-ı kirama emretmiş ve onların icma ettiği gibi imam diyorlar ki cenazenin tekbiri dörttür, bayramların dört olduğu gibi. Birinci rekette dört, ikinci rekette dört, bayramların öyle değil mi? Bu da öyledir. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Naim ha ve haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Müemmil kâle haddesena Süfyanu en Ali ibn Akber Akmer en Ebi Atiye en Abdillah kâle ettekbiru fil iyideyn, orada elif iyi belli olmamış. Ettekbiru tekbir fil iyideyn, iki bayramda tekbir kaçtır? Erbeun dörttür. Kes salati alel miyyiti, meyyit üzerine namazda olduğu gibi. Yani o nasıl dördüse, cenaze namazı nasıl dördüse, bayram tekbirleri de dörttür. Şimdi yukarıki hadis cenaze namazının tekbirlerini bayram tekbirlerine kıyas etti. Burada da bayram tekbirini cenaze namazına kıyas etti. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Şöbetü en Ali ibn-i Nakmer fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi Ebu Bekre başka bir senetle rivayet etmiş oldu. Fahade Abdullah, işte Abdullah ibn Mesud lemma su'ile anit tekbiri alel cenaze, vaktaki cenaze üzerine alınacak tekbirden sual olundu. Akhbara, haber verdi ki ennehu, cenaze üzerine alınan tekbir erbağın dörttür. Ve emarahum, Abdullah ibn Mesud onlara emretti. Fi hadisi Alkamete, Alkamenin hadisindeki en yükebbirû, tekbir alalar. Ma kebbere eimmetuhum, imamları tekbir aldığı müddetçe onlar da tekbir alalar. İmam dörtten ziyade tekbir alırsa siz de fazla alın diye buyurdu. فَلَوْ اِنْقَتَعَ الْكَلَامِ عَلَى ذَٰلِكِ, bunun üzerine söz kesilmiş olsaydı لَكَانَ وَجْهُ حَد۪يثِهِ, Abdullah bin Mesud'un hadisinin vechi sebebi indana, bizim indimizde olurdu. عَلَى اَنَّ أَصْلَ التَّكْبِيرِ, şunun üzerine olurdu ki tekbirin aslı indehu Abdullah bin Mesud'un de erbe'un dörttür. Söz burada bitmiş olsaydı anlardık ki Abdullah bin Mesud'un mezhebi cenaze namazına dört tekbir alınacak. Bu mesele hallolurdu. Ve alâ enne men sallâ, bir kimse ki şunun üzerine olurdu ki evet, her kim namaz kılarsa halfe men yükebbiru, bir imamın peşindeki o tekbir alır. Ektere min erbe'in, dörtten ziyade tekbir alır. Kebbere, o adam tekbir alır. Kemâ kebbere imamu, imamine kadar alırsa da o kadar alır. Leennehu kad fe'ale, o adam işlemiş oldu. Ma bi şeyi ki kad kâlehu ba'dul ulema, ba'du ulemanın dediğini yapmış oldu. Bazı ulema dört tekbirden fazla alınmaz. Bazı da dedi ki Ehl-i Bedir müstesnadır. Onların demiş olduğu gibi oldu. Fazla alırsa o da alır. Fakat söz burada bitmiyor. Söz burada bitmiş olsaydı Abdullah bin Mesud'un mezhebi buymuş. İmam ne kadar tekbir alınırsa o kadar alınırmış. Fakat bitmiyor. Fakat kâne Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf yezhebu, gider oldu. İlâ hâzel gavlu, bu gavle. İmam Ebu Yusuf'un mezhebi buydu. وَلَاكِنَّ الْكَلَامَ لَاكِنْ سُزْ لَمْ يَنْقَتِ عَلَى ذَلِكَ, bu söz üzerine kesilmiş, bitmiş olmadı. وَقَالَ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدْ, vakit adet yoktur dedi Abdullah bin Mesud, söz bitmedi ki. لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدْ deyince bu vakitte Bedri olsun olmasın 5, 6, 7, icabında 10, 15, 20 de getirilebilir. Niye, bir müayyen bir şey yok. لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدْ dedi, sözü kesip atmadı ki. Evet. Fedelle zâlik, bu delalet etti ki alâ enne mânâhu, bunun mânâsı ki zâlik, bu tekbir hakkında lâ vakte indî littekbîri fissalâti alel cenâizi ve lâ adet, bu mânaya geldi. Lâ vakte miktar olmadı indî, benim indimde, yani Abdullah bin Mesud. İmam Yusuf'un yanında mı? Yok, işte Abdullah bin Mesud. Littekbîr, tekbir için. Fissalâti, namazda, alel cenâizi, cenazeler üzerinde ve lâ adet, adet olmadı. Evet. İşte bunun manası diyor. Bu ibaren manası. Alel mânellezî, şul bir manaya delalet etti ki zekerinâhu, biz onu zikrettik fi ehli Bedir ve gayrihim. Ehli Bedir ve gayrilerinde zikrettiğimiz manaya delalet etti. O da nedir? Ey lâ vakte ve lâ adede fit tekbir, tekbirde miktar olmadı fissalâti alel nâsi cemiyan. Nas'ın hepsinin üzerine cenaze namazında tekbirde vakti adet yoktur. Hepsi bir değildir yani.
وَلَاكِنَّ جُمْلَتَهُ bunun cümlesi لَا وَقْتَ لَهَا وَلَا عَدَدٍ onun vakti adedi yoktur imkan ehl-i Bedir. Ehl-i Bedir olursa. Ehl-i Bedir'in gayrisinde miktar var. 4. Ama ehl-i Bedir olursa onda miktar yok. 5 al, 6 al, 7 al, 8 al, 9 al bu manaya gelir. هَكَذَا حُكْمُ السَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ehl-i Bedir üzerine namazın hükmü böylecedir. وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِمْ gayrisinin üzerine hüküm de böyledir. أَلَا مَا رَوَى عَنْهُ أَبُوْ عَتِيَّ nitekim Ebu Atiye ondan böyle rivayet eyledi. Bu şekilde olur, hamledilir. Ne için? حَتَّى لَا يَتَطَابْدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ hadislerden birbirine bir şey zıt gelmeye. Binaenaleyh Abdullah bin Mesud'dan لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدِ neye getirdi? Yani Ehl-i Bedir'de. Ehl-i Bedir'de vakti adet yoktur ama Ehl-i Bedir'in gayrisinde dörttür. Çünkü ondan da ayrıca rivayet geldi ki cenazeler üzerinde tekbir dörttür. Öyleyse orada dört dedi, burada da la vakte ve la adet dedi. Ha, o dört dediği Ehl-i Bedir'in gayrisine. La vakte ve la adet de dediği Ehl-i Bedir üzerine. Böyle iki hadisin arası telif edilmiş oldu ki hadisler birbirine zıt olmaya. ثُمَّ قَدْ رُوْيَ عَنْ اَكْثَرَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ sonra Peygamber Efendimiz'in eshabının ekserisinden rivayet edildi. فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ cenazelerine namaz kılmada اَنَّهُمْ كَبَّرُوا ف۪يهَا اَرْبَعًا cenazeler üzerine dört tekbir aldılar. فَمِمَّا رُوْيَ عَنْهُمْ ف۪ي ذَلِكَ eshab-ı kiramdan rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ اَبُوْ بَكْرَنِنْ rivayet eylemiş olduğu hadis. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب عامر diyor ki أبي وائل حضرت عمر أصحاب كرام جمع etti جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب كرام جمع etti فسألهم onlara sordu عن التكبير على الجنازة جنازة üzerine tekbirden sual etti ki bir cenazeye kaç tekbir alınır. فَأَخْبَرَ خَبَرْ وَرْدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ Eshab'tan her biri haber verdi. Neyi? Bima bir şeyi haber verdi ki ra'a kendisi gördü. Ve bima bir şeyi ki seme'ye işitti. Resulullah Efendimiz'den nasıl gördü? Yahut nasıl işittiyse herkes gördüğünü, işittiğini haber verdi. فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'ı cem etti. أَلَا أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ dört tekbir üzerine cem ettiği, yani bunda ittifak edin dedi. Çünkü üç tekbir yok, dörtte ittifak var. Peygamber Efendimiz bir cenazeyi üç tekbir almış, bir rivayet yok. En aşağı aldığı kaç? Dört. Ama beşte ihtilaf var, altıda ihtilaf var. Öyleyse dörtte ittifak edin dedi. Ne gibi ki? Etvalis salavat. En uzun namaz gibi. Namazların en uzunu hangisi? Adet itibariyle. Salat-ı zuhri. Önde namaz. Önde namazı dört rekat değil mi? Evet, o işte o. İkindi de onun gibi, yatsı da onun gibi ama en uzunu evle dedi. Yani dört rekatten ziyade namaz yok. Öyleyse tekbirlerde dört olur. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id'in Kattal, kâle haddesena İsmail ve Amir'in, kâle akbereni Abdurrahman ibn-i Ebza, kâle selleyna ma'a Umar ibn-i Kattab radıyallahu anh ala Zeynep'e bilmediğine. Ümmahatül Mümininden Hazreti Zeynep vefat ettiğinde Hazreti Ömer ona cenaze namazı kıldırdı. Biz de onunla beraber kıldık. Fekebber aleyha ona tekbir getirdi. Erba'an dört. Haddesena Yezidu. Kale haddesena Yahya. Kale haddesena İsmail ibn Ebi Halid. Kale haddesena Ümeyr ibn Sa'id. Kale salleytu ma Aliye radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'la ben kıldım. Ala Yezide binil Mükeffef. Yezid ibn-i Mükeffef'in cenaze namazını Hazreti Ali radıyallahu anh kıldırdı. Ben de onun peşinde kıldım diyor. Fekebbere aleyhi. Ona tekbir getirdi. Erbe'an dört. Hazreti Ömer, Hazreti Zeynep üzerine dört tekbirle namaz kıldırmış. Hazreti Ali de Yezid ibn-i Mükeffef'e dört tekbirle namaz kıldırmış. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Ahmet kâle haddesena Mis'arun en Ümeyr'in mislehu. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
قَالَ سَمِيَتُ اُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ فَذَكَرَ مِسْلَهُ Bu hadisi şerifi yani Hazreti Ali'nin Yezid ibn-i Mükeffef'e 4 tekbirle namaz kıldırdığını Ali ibn-i Şeybe rivayet ettiği gibi Ali Kubeyse'den de rivayet ediyor. Ali ibn-i Şeybe Ebu Bekir'e ikisi de rivayet ediyor. حَدَّسَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّسَنَا قَبِيْسَةُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَمَشِ عَنْ اُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّمْ مِسْلَهُ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِيبُ قَالَ حَدَّسَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو عَوَانَ عَنْ أَبِي حُسَيْنَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Musa ibn-i Talha diyor ki ben Hazreti Osman radıyallahu anh'a iyi gördüm, hazır oldum. Salla ala cenaze. Bir takım cenazelere namaz kıldı. Ben de onunla beraber o cenaze namazlarını kıldım diyor. Ricalin ve nisa. Erkek cenazelere namaz kıldırdı. Kadın cenazelerine namaz kıldırdı. Ben de onunla beraber kıldım. Fecale ricale erkekleri kıldı. Mimma yelihi kendi tarafına. İmamın tarafına kıldı. Ve nisa kadınları da kıldı. Mimma yelil kıble, kıble tarafına. İmamın olduğu taraf erkekler, daha öteki tarafına da kadınları koydu. Sümme kebber aleyhim erben. Sonra onların hepsinin üzerine bir cenaze namazı kıldırdı, 4 tekbirle. Hazreti Osman radıyallahu anh teker teker kılmamış da, erkekleri, kadınları bir araya getirmiş, hepsini bir namaz kılmış. Yalnız erkekleri kendi tarafına koymuş, kadınları da kıble tarafına koymuş ve 4 tekbirle namaz kıldırmış. Evet. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما زيد بن طلحة diyor ki ben Abdullah bin Abbas'ın peşinde cenaze namazı kıldım. Ala cenazetin bir cenaze üzerine namaz kıldık. Fekebber aleyha erba'an. Ona 4 tekbir aldı. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم أبو إمامة بن سهل بن حنيف خبر vermiş ki bu Ebu İmame Ensar'ın büyüklerinden ve ulemasından idi. Ve ebnâ-i lezîne şehidû Bedr'en, Bedr'e hazır olanların oğullarından idi. Yani babası Sehl ibn-i Hüneyf, Bedr'e hazır olanlardan imiş. Onun oğlu Ebu İmame haber verdi ki, evet, o Bedre şahit oldu, onun babası kim ile mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de Bedre hazır olanların oğullarından idi. Ve Ebu İmame haber veriyor ki enne racülen min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından birisi ehberehu ona haber verdi. Ki enne sünnete sünnet olan fissalatü ala cenaze cenaze namazına namazında sünnet olan en yükebbirel imamu imamın tekbir almasıdır. ثُمَّ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا Ondan sonra Fatiha'yı gizli okumaktır. Fî nefsî kendi nefsinde. ثُمَّ يَخْدِمَ الصَّلَاةِ Sonra namazı bitirmektir. فِي تَكْبِرَاتِ الصَّلَاةِ Üç vakı kalan üç tekbirde. Onu demiş ki bir tekbir alır, Fatiha'yı gizli okur. Ondan sonra geriye üç tekbir. O üç tekbirden sonra da ne yapar? Selam verir, namazı bitirir. قَالَ الزُّهْرِيِّ Zühri diyor ki فَزَكَرْتُ Ben zikrettim. اَلَّذ۪ي اَخْبَرَن۪ي اَبُوْ اُمَامَةَ Ebu İmame'nin haber verdiğini minzalik bu tekbir meselesinde. Çünkü İmam-ı Zühre Ebu İmame'den rivayet ediyor. Ona da kim haber vermiş? Ashab-ı Resulullah'tan birisi haber vermiş, onun ismini zikretmiyor. Ben bunu zikrettim. Kim eli? Muhammed ibn-i Süveyd-il Fehri'yi. Muhammed ibn-i Süveyd-il Fehri'ye zikrettim ki Ebu İmame böyle diyor. فَقَالَ Muhammed ibn-i Süveyd dedi ki وَاَنَا سَمِعْتُ الدَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ Ben Ashab-ı Kiram'dan Dahhak ibn Qays'i eşittim yuhaddisu rivayet ediyordu. Kimden? En Habib ibn Meslem. Habib ibn Meslem'den فِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ Cenazeye namaz kılmadan. Dahhak ibn Qays'i Ashab'dan ama fakat kendisi görmemiş de o da Habib ibn Meslem'den rivayet ediyor ki فِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ Cenazeye namaz kılmakta ondan işittim. Mislellezî haddeseke Ebu İmame. Ebu İmame'nin sana rivayet etmiş olduğunu ben ondan da işittim. Yani ashab-ı kiram cenazeye 4 tekbirle namaz kılardılar. Haddesena ibn Ebi Davud. Kale haddesena Ahmed ibn Yunus. Kale haddesena İsrail. Hani Ebi İshak.
ennel Hasan ibn Ali İmam Hasan radıyallahu anh kebbere ala Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Babası Hazreti Ali'nin cenaze namazında tekbir aldı. Erbaen dört. Ve hâzâ işte bu hilâfu mâ ud bir şeyin hilâfıdır ki kâne Ömer ve Ali radıyallahu anhuma Hazreti Ömer ve Ali yere yanihi görürdüler fi Ehl-i Bedir. Ehl-i Bedir'de Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Ehl-i Bedir'e beş tekbir alırdılar. Halbuki Hazreti Hasan babası Hazreti Ali'nin cenazesine beş tekbir almadı, dört aldı. Hazreti Ali Ashab-ı Bedir'den mi değil mi? Ashab-ı Bedir'den. Kaç tekbir alması lazım idi? Beş, altı alması lazım idi. Çünkü Hazreti Ali'nin mezhebi ve Hazreti Ömer'in mezhebi buydu. Hazreti Hasan onlara muhalefet etti, dört tekbir aldı. Onun hilafı nedir? O da nedir? En yükebbere fissal, en yükebbere fissalat aleyhi. Onlar üzerine tekbir ala, macia veseler de. Dördü tecavüz eden bir muhtar. Beş, altı daha ziyade. Haddesena Ebu Bekret, Ebu Bekre haber verdi. Kale haddesena Ebu Ahmet, kale haddesena Mis'arun en Sabit ibn-i Ubeyd. Kale sallitu halfe Zeyd ibn-i Sabit. Sabit ibn Ubeyd diyor ki ben Zeyd ibn Sabit'in peşinde namaz kıldım. Ala cenazetin bir cenazeye. Fekebbere aleyha erba'an. Ona dört tekbir aldı. Ve sallitu halfe Ebu Hureyre'te ala cenaze. Hazreti Ebu Hureyre bir cenaze namazını kıldı. Ben de onun peşinde namaz kıldım. Fekebbere aleyha erba'an. Ona da dört tekbir aldı. Ve haddesena Fahdun gâle haddesena ibn Ebi Meryem. Gâle haddesena Musa ibn Yakub. Gâle haddeseni Şurahbil ibn Sa'di. Kâle sallâ bina Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhüma. Şurahbil ibn Sa'd diyor ki Abdullah ibn Abbas bize namaz kıldırdı. Alâ cenazetin bir cenaze üzerine fekebber arba tekbirat dört tekbir aldı. Haddesena ibn Ebi Davud. Kâle haddesena Ahmed ibn Yunus. Kâle haddesena İsrail ve Muhacir Ebil Hasan. Kâle sallîtu halfel Bera ibn Azib. Bera ibn Azib'in peşinde namaz kıldım. Alâ cenazetin bir cenazeye. Kâle dedi ki, içtemâtum siz toplandınız mı? Cenaze namazını kıldırmazdan evvel Hazreti Bera ibn Azib demiş ki, siz toplandınız mı? Fekulnâ ne'am, biz dedik ki, evet toplandık. Fekebbere erba'an, cenaze namazını kıldırdı, dört tekbir aldı. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ahmedu, kâle haddesene İsrailu an Osman ibn Abdillah ibn Mevhib, kâle salleytu halfe Ebi Hureyre'te radıyallahu an ala cenaze. Hazreti Ebu Hüreyre'nin peşinde bir takım cenazeler üzerine namaz kıldık. Min ricalin ve nisa. O cenazeler de kadın erkek. Yani ikisinden de varmış karışık. Fesevvâ beynehum. Onların aralarını müsavi kıldı. Hazreti Osman'ın yaptığı gibi erkekleri ön tarafa, kendi tarafına, kadınları kıbla tarafına böyle ayırmadı. Müsavi. Rastgele koydu yani. Kadın erkek olsun karışık koydu. Ve kebbere erbe'en dört tekbir aldı. Fahâûlâ işte bunlar ashab-ı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabıdırlar. El-meskûrûne fî hâzîl âsâr bu eserlerde isimleri zikredilen ashab-ı kiramdırlar ki gâd kânû yükebbirûne tekbir alırdılar. Fî salâtihim namazlarında alâ cenâizihim cenazelerine namazlarında erbe'a tekbiratin dört tekbir alırdılar. Sümme lâ yünkirû zârik. Bunları inkar etmezdi, bunu inkar etmezdi, bu dört tekbir almalarını inkar etmezdi. Aleyhim bu ashab-ı kiram üzerine gayruhum, başkaları da itiraz etmezdi. Eğer onların yaptığı sünneti muhalif olsa ashab-ı kiramın diğerleri itiraz ederdiler. İtiraz etmediler. Niçin? Demek ki sünnet böyleymiş. Fedelle zalik, bu delalet etti ki enne zalik, bu dört tekbir huve hükmü tekbiri fissalati alel cenayiz. Cenazelere namaz kılmadaki tekbirin hükmü budur. Evet, bu ona delalet etti. وَاَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ زَادَ عَلَى التَّكْبِرَاتِ الْاَرْبَعِ Dört tekbir üzerine ziyade edilenler ise, edilen rivayetler var ya, فَاِنَّمَا كَانَ O ziyade oldu. لِمَعْنَمْ Bir mana için. Öyle mana ki خَاسٍ خَاس Hususi bir mana için. Öyle hususi mana ki خُسَّ بِهِ بَعْضُ الْمَوْتَى Bazı ölüler tahsis edildi o manaya. O da kimden? Mimmen zekerine bizim zikrettiklerimizden. O zikrettiğimiz de kimlerden? Min ehli bedrin, ehli bedirden. Onlarda bir hususi mana var da
Onun için onlar ziyade edildi. Ne üzerine? Ala sair-i nas. Sair nas üzerine onlarda bir hususi mana var, ziyade var da onun için onların üzerine ziyade tekbir alındı. Fesebete bima zekerna, bu zikrettiğimizde sabit oldu ki enne tekbire alel cenazeti, cenaze üzerine tekbir almak, ne olduğu halde erbe'en dört olduğu halde tekbir almak, alel nasi cemiyen, nasin hepsi üzerine, kim olursa olsun. Min ba'di ehli bedrin, ehli bedirden sonra bütün nasa dört tekbir alınır, ila yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar. Ehli bedirden zaten kalmamış, ondan sonra gelen hepsi dört tekbirdir. Az kaldı, şöyle bitirelim. Ve kâne mesebâbi Hanife'de ve Süfyan ve Yusuf ve Muhammed ibn Hasan rahmetullah. Bu dört alimin mezhebi de oldu, Süfyan Sevri. İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed fit tekbir alel cenaze. Cenayiz, cenazeler üzerine tekbirler oldu. Ey da ma zekerne. Bizim zikrettiğimiz gibi bunların mezhebi de dört oldu. Cenazeler üzerine dört tekbir alınır. Ve kadru yezâlike izan Muhammed ibn Hanefiyye. Muhammed ibn Hanefiyye kimdir? Anne Hazreti Ali. İbn-i Hanefiye diyor. İbn-i Ali demiyor. Hanefilerden. Hanefilerden diyor. Beni Hanife'den. Anası Beni Hanife'den de. Onun için Muhammed ibn Hanefiye diyor. Oysa Muhammed ibn Ali. Hanefiye anasın. Haddesena Salihun. Kale haddesena Saidun. Kale haddesena Hüseyin. Kale akberena Ebu Hamze. İmran ibn Ebi Ata. Kale şehitli vefat ibn Abbas. Bittaif radıyallahu anh. Abdullah bin Abbas Taif'te vefat etti. Ben bunu gördüm. Feveliyehu Muhammed ibn-i Hanefiyye. Muhammed ibn-i Hanefiyye ona onu veli etti. Yani onun velisi o oldu. Fesalla aleyhi, ona namaz kıldırdı. Fekebber erben, dört tekbir aldı. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Ahmet, kâle haddesena Süfyan, an İmran ibn-i Ebi Ata, kâle salleytu halfe ibn-i Hanefiyye ala ibn-i Abbas. Muhammed ibn-i Hanefiyye Abdullah bin Abbas'e cenaze namazını kıldırdı. Ben de onun peşinde namaz kıldım. Fekebbere erben. Dört tekbir aldı. Ve kulase burada kesmiş, atmış oldu ki cenaze namazının tekbiri kaçtır? Dörttür.